Evet, bugün Spor Severler TV'nin konuğu Habib Uçar. Evet. Habib Uçar kickboksçu. Öncelikle Habib diyorum çünkü yaş olarak bayağı küçüksün. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. 13 yaşındasın Habib Bey. Öncelikle Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Habib Uçar'ım. Evet. 13 yaşındayım. Evet. Kickboks severek yapıyorum. 13 5 yıldır bu sporda şey yapıyorum. Evet. Bu sporda sınırsızca bildiğiniz şey hocam tekrar alalım ya. Tamam, sorun yok, sorun yok, hocam. Sorun yok. Güreşe nasıl başladınız? Güreşe hocam, kickboks. He? Kickboks. Kim başlattı sizi? Benim hocam. Hı? Aslında. Buradan geçerken gördüm ben. Tesadüfen başladım. Tesadüfen. Tesadüfen başlayan insanlar çok başarılı olur. Evet. Bu önemli bir konu. Sen de bu konuda herhalde çok başarılısın. Evet. Peki ustan antrenörün kim? Cengiz Fahrioğlu, Mehmet Fahrioğlu. Peki sen ilk milli maçı yaptın değil mi? Evet hocam. Ne zaman yaptın? Nerede yaptın? Derecen nedir? Avrupa Şampiyonası'nda İstanbul'da yaptım. Evet. Derecem birinci oldum hocam orada. Tebrik ediyorum seni. Peki başka başarıların var mı? İki kere Türkiye şampiyonluğum var. Dünyada derecem var. Öyle mi? Dünyada derece yaptın. Evet. Dünyada kaçıncı oldun? Dünyada üçüncü oldum. Aferin seni. Tebrik ediyorum. Peki en sevindiğin an ne zaman? En sevindiğim an Avrupa Şampiyonası'nda o bayrakla ortada dolaşırken. Tur attın yani. Evet hocam. Evet. Nerede oldu bu peki? İstanbul'da final maçımda. İstanbul'da. Avrupa Şampiyonası. En çok sevindiğin an o zaman. O peki zaman. En çok üzüldüğün an? Dünya şampiyonluğunu kaybettin değil mi? Dünya şampiyonasında hakkımın yenmesi. Üçüncü olman değil mi? O seni çok üzdü değil mi? Evet hocam. Peki senin örnek aldığın rol modelin var mı? Mesela kim gibi olmak istersin? Hocalarım gibi olmak mesela istiyorum. Mesela hangi hocan gibi? Mehmet hocam gibi. Mehmet hocan gibi. Hedefin var mı? Bir hedefin var mı mesela? Ne yapmak istiyorsun? Mesela bu kickboksla nerelere gelmek istiyorsun? Yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Evet, en üst seviyede. Evet. Dünya şampiyonu olmak. Bunun herhalde olimpiyat olmadığı için değil mi? 2028'de aktif olarak olimpiyata geçecek. 2028'de daha 4 sene daha fazla var. Bak şimdi 23'teyiz. Bir 5 sene kafadan var yani değil mi? 5 evet. Seneye kadar neler olur bilemeyiz yani. Peki genç yeteneklerden yani arkadaşlarından en beğendiğin senin gibi güzel yapan spor var mı? Kickboks. Yine bizim spor salonumuzdan Muhammed Emin Önalan ve onun gibi diğer arkadaşlar. Onun da dereceleri var mı? Onun da dereceleri var. Hmm. Peki sen en güzel neyi yapıyorsun? Yumruğun mu güçlü? Tekmen mi güçlü? Neyin güçlü? Benim de yine döner tekmem, en sert tekmem. Onu zaten muhteşem yapmıştın. Peki senin en çok zorlandığın rakibin var mı? Mesela Türkiye şampiyonasında başıma bela olur dedin veya Avrupa şampiyonasında veya... Öyle bir rakibim yok hocam ya. Ben hepsini yenerim diyorsun. Evet hocam. Yenemiyorsun. Hadi bakalım abi. Bekliyoruz bakalım neler yapacaksın. Seni takip edeceğiz bakalım. Peki bu kickboksu yaparken zorlandığın anlar oluyor mu mesela? Zorlandığım anlar antrenmanda oluyor, kilo verirken oluyor. O zor oluyor değil mi? Zor oluyor. En zor kısım orası herhalde. Peki sen burada eksik gördüğün bir şey var mı kickboksta? Neler yapılmalı mesela senin dünyana göre düşünelim. Daha güzel olması için. Olimpiyatlara da erken kazanması gerekiyor bence. İyi, bunu değerlendirmeye alırlar inşallah. Peki bizim sormayı unuttuğumuz sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam, teşekkürler. Peki Spor Severler TV'ye konuk olduğu için Habib sana çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kal. Sağ olun hocam.